Arkadaşlar merhabalar. Başardın mı serisi daha öncesinde bir videosunu çekerek size numune olarak gösterdiğim bir serinin başlangıcı vardı. Şimdi o seriye devam edeceğiz. O zaman sınav hazırlığı artık gerçekten tamamıyla deneme ve sorularınıza odaklanmanız gerektiği için ve aynı zamanda 11'ler daha kendini hazır hissetmediği için önden bir örnek video göstermiştim. İsterseniz zaten o videoyu da izleyebilirsiniz. Bundan sonrasında bu videoları devam edeceğiz. Burada çeşitli mesleklerden o meslekleri güzel bir şekilde yaptığına inandığım insanları arkadaşlar bir nevi mikrofon tutarak onlarla röportajlar gerçekleştirdik. Ama bunları böyle bilgisayar mühendisliği nedir? İşte matematik okumak nedir şeklinde kesinlikle düşünmeyeceğiz. Zaten o zaman başlığın adı nokta nokta nedir başlığı olurdu. Başardın mı diye de özellikle başlığı seçmemin sebebi hayat arkadaşlar tek bir çizgiden ibaret değil. Ya da hayat ölüm hariç tek bir noktası olan bir çizgi değil kesinlikle. Bazen yalpalamalar oluyor, bazen dairesel devam eder, kısır döngü şeklinde, bazen zikzak şeklinde gider, bazılarının da çok stabil dümdüz gider. Ama başarmak, mutlu olmak bunlar tek bir değişkene bağlı değildir. O yüzden aslında başardın mı ya biraz siz karar vereceksiniz. O insanlar başarmış mı? Sizin başarınıza katkısı olacak mı? Mutlu olmanıza katkısı olur mu? Çünkü başarıyı sadece salt başarı olarak düşünmemek lazım. Bence insanın mutlu olması da bir başarıdır. O yüzden ben bunları komple bir paket halinde düşünüyorum arkadaşlar. Ve bu serinin gerçekten size sizden büyük insanların sadece büyük olmaları yetmez. Eğitimde belli bir seviyeye gelmiş, iş hayatında belli bir seviyeye gelmiş insanlar olduğu için ve aynı zamanda bence en önemlisi böyle fil dişi kulelerde yaşamamış, aslında içinizden çıkan insanlar olduğu için gerçekten faydalı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu serinin satır aralarında bence ders alabileceğiniz çok şey var. Size budur, şudur, şu şöyle yapılır, bu böyle yapılır diye asla bahsetmedik. Zaten dinlerken de göreceksiniz. Bazen o insanların hatalarını, eksilerini, artılarını, mutluluklarını, mutsuzluklarını, başarının karşılığının her zaman mutluluk olmadığını, derece yapmanın mutluluk olmadığını ya da kötü yapmanın da mutsuzluk olmadığını göreceksiniz. O yüzden söyledim zaten başlangıçta. Hayat tek bir çizgiden ibaret değil. Bu yüzden başardık mı ya da başarmadık mı siz karar vereceksiniz. Bu seride arkadaşlar üniversiteye gidiş yolculukları, üniversitede hafifçe neler okudukları, neler yaptıkları, meslekten de hafifçe bahsedeceğiz. Daha sonrasında ikinci bir seri gelecek arkadaşlar, kariyer yolculuğu. Ondan da bahsedeceğim. Kariyer yolculuğuna şu an girmeyeyim ama kariyer yolculuğu 11, 12, 9. sınıf, 10. sınıf üniversitede okuyan herkesi ilgilendiriyor. Çünkü genel olarak arkadaşlar Google'layabileceğiniz bilgiler vardır. Yani bilgisayar mühendisi ne yapar? Eczacı ne yapar? Hukukçu ne yapar? Bunları herkes zaten internetten araştırarak görebiliyor. Önemli olan gerçekten mesleğin içinden olan insanların samimi bir şekilde cevapladıkları, mesleğin içindeki zorluklar, kolaylıklar, yaptıkları veya yapamadıkları, mesleğin sadece o meslek adının sizde çağrıştırdığından daha fazlası olduğuna dair gösterdikleri şeyleri göreceksiniz arkadaşlar. O yüzden de ben bu eğer videoya denk geldiyseniz kesinlikle o serinin herkes tarafından izlenilmesini isterim. Şimdi serimize videomuzla devam edelim arkadaşlar. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar. Merhaba arkadaşlar, ben Zeynep. Eyüp Bey Matematik ve Geometri kanalına hoş geldiniz. Başardın mı serisinin bugünkü konu Derya. Derya hoş geldin. Bize kendini tanıtır mısın? Hoş bulduk Zeynep. Merhabalar, Derya ben. Sabancı DX'te iş zekası ve raporlama konuları üzerine çalışıyorum. Çok güzel. Derya, şimdi seninle geçmişe doğru gidiyoruz ve lise yıllarına götürüyorum seni. Lisede bir kere liseyi nerede okudun? Nasıl bir öğrenciydin? Nasıl bir okulda okudun? O zamanki durumlar nasıldı? Öğretmenlerin, sürecin bizimle paylaşır mısın? Tabii İstanbul'da Bahçelievler Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi'nde okudum. Devlet okulu olmasına rağmen İngilizceye çok önem veriliyordu. Yabancı öğretmenlerim vardı. Manchester'lı, İskoç, Yeni Zelandalı gibi. Lisede genelde ders çalışan bir öğrenciydim. Böyle. Keyifli bir lise hayatı geçirdin. Evet. Lisenin sınav senesine geldiğimiz zaman orada neler yapmıştın? Sınav seneni nasıl geçirmiştin? Kazanmanı sağlayan neler vardı ya da keşke yapmasaydım dediğin neler vardı bizimle paylaşır mısın? Ben ÖSS sınavına 2 sene hazırlandım. İlk sene ailesel problemlerden dolayı çok odaklanamamıştım.
İkinci sene dershaneye giderek hazırlandım. İlk sene ile ikinci sene arasındaki en büyük farklardan birisi odaklandığınız konular oluyor ya da odaklandığınız strateji şeklinde özetleyebilirim. Hı hı. Hem lise hem dershaneye giderken lise derslerine ağırlık verilebiliyor. Bu da sınavdaki işte ekstradan çözmeniz gereken testler ya da soru bankalarına odaklanmanızı engelleyebiliyor. Ama ikinci sene hem etüt dersleri hem dershane arkadaşlarıyla beraber yaptığınız çalışmalar inanılmaz fark sağlıyor. O yüzden ikinci sene daha çok dershanelerin verdikleri yaprak testler, soru bankaları gibi kaynaklara hazırlanarak verimli bir şekilde geçmişti. Çok güzel. Çalışma arkadaşlarının da söylediğin gibi mesela orada çalışma arkadaşlarının da senin gibi olması çok etkili bir şey. Birlikte çalışabilmek. Kesinlikle. Bir de benim avantajım, ben kız kardeşimle beraber sınava hazırlandım. Biz farklı liselerden mezun olmamıza rağmen aynı dershanede benzer puanlar alıyorduk ve aynı sırayı paylaşıyorduk. Ve sima olarak da birbirimize çok benzediğimiz için bizi ikiz zannediyorlardı. Derya, Berna isimler de karıştırılıyordu. Evet, çok benziyor. Matematik öğretmenimiz bize kısaca Derna diyordu. Derna deyince ikimiz böyle bakıyorduk, hani kime seslendiği belli değil. Ya eğlenceliydi. Peki başka bunun gibi yaşadığın tatlı anların var mı sınav senenden? Hep acı değildir herhalde. Yok, var. Fizikten belli bir netin üzerinde yapanlara hoca çikolatalı gofretle çay ısmarlardı. Hı-hı. O çok böyle güzel ve motive edici bir şeydi. Böyle hoş bir yanım var. Bir de sınava hazırlanırken her gün, yani okula da gitmiyoruz. Her Hı-hı. gün hafta sonu kahvaltısı gibi kahvaltı yaptığım için inanılmaz kilo almıştım. Gerçekten mi? Evet, inanılmaz yani. Şöyle, mezunların kaderi diyorsun. Lisede bana üzülüyorlardı çok zayıf olduğum için. O açığı fazlasıyla kapatmış oldum. Burada bence kesinlikle yalnız olamazsın. Sınav senesi böyle bir sene. O yüzden herkes, bence önemli olan sağlıklı olmanız. İstediğiniz gibi yiyebilirsiniz, içebilirsiniz. Keyfiniz yerinde olsun. Çalışabilin. Zamanında kalkın. Enerjiniz bol olsun. Onun dışında hiç önemli değil. Kilo dediğiniz şey gelir ve geçer. Hiç problem kesinlikle değil. Onlar zaten belli bir süre sonra kendiliğinden gidiyor. Hiçbir şey yapmanıza bile gerek kalmayabilir. Evet, aynen öyle. Katılıyorum. Mesela üniversite yollarını arşınlarken gidebilir. Davutpaşa yolları taştan. Neydi? Aynen. Hedefin neydi Derya sınava hazırlanırken? Benim hedefim Yıldız Matematik Mühendisliği okumaktı. Ama şöyle, tam olarak ne yaptıklarını bilmiyordum. Şu dershanelerin dağıttıkları kitapçıklar oluyor ya, orada ismini görmüştüm. Lisede de matematiği çok sevdiğim ve matematik hocasına sempati duyduğum için sanırım öyle bir şey oldu. Hani bana bir hedef oldu. Dediğim gibi ne yaptıklarına dair hiçbir fikrim yoktu. Bana sorduklarında Yıldız Matematik Mühendisliği diyordum. Olmuş. Oldu. Yani dolaylı yollarla da olsa oldu. Ondan aynen öyle. İstemek gerekiyor önce. Böyle diyebiliriz. Kesinlikle. Peki sınav sonucunu öğrendiğinde, bir kere sınav sonucun neydi? İstediğin gibi Yıldız Matematik Mühendisliği miydi? Sınav sonucunu öğrendiğin zaman mutlu mu oldun? Emeklerinin karşılığını aldığını mı hissettin? İyi bir sınav geçirmiş miydin? Bunların hepsini öğrenmek istiyorum senden. Tabii Zeynep. Yıldız Kimya'yı kazandım. Sınav sonucunu da erkek kardeşim böyle heyecanla merdivenlerden düşmek üzereyken verdi. Ve ikimiz de, yani ben ve kız kardeşim de Yıldız Kimya'yı kazanmıştık. Çok ya, inanılmaz bir şey. Ama şöyle bir şey yapmıştım ben. Sınav sabahı hiç kimseye haber vermeden gittim. Tercihlerimi değiştirdim. Şöyle, başlangıçta Marmara Fen Bilgisi Öğretmenliği vardı. Sonra Yıldız Kimya geliyordu. Bir şey oldu ve değiştirmek istedim. Hani böyle içten gelen bir şey. Öyle hissettin. Öyle hissettim. Eğer değiştirmeseydim ben şimdi belki fen bilgisi öğretmeniydim. Şöyle, inanılmaz heyecanlanmıştım.
Hani bir de hani ikinci sene sınava hazırlanınca artık üçüncü sene insanı gerçekten korkutuyor. Hani evet. Ya başaramazsam diye. Ve hani Yıldız iyi bir üniversite, İstanbul'da alemin yanında. Hı-hı. O yüzden çok mutlu olmuştum ve ertesi gün hemen üniversiteyi keşfe gitmiştim. Yani tatmin ediciydi benim için. Ya şöyle aslında bir kere kesinlikle ikinci senemde onu elde etmiş olmak ekstra bir mutluluk vermiştir. Berna ile aynı yeri kazanmak iyi hissettirmiştir. Bir de böyle birlikte hazırlandınız falan. O da çok güzel. Yıldız bu arada çok keyifli bir üniversite. Kampüsü itibariyle de çok keyifli bir üniversiteydi. İki kampüste, Davutpaşa'daki kampüste, Beşiktaş'taki kampüs de güzeldi. Yani bizim daha çok kullandıklarımız güzeldi. Kesinlikle çok çok mutlu hissetmiştir. Şeyi söyleyeceğim. Evet, üçüncü seneye kalmak vesaire diyoruz ama o aile konusunda biraz ailenin baskısını hissetmek açısından kötü hissediyorsun. Kendini böyle başaramamış hissediyorsun ama aslında bunların hepsi olabilir. Yani benim burada senin gibi yine bize zaman ayırıp bizimle sınav anılarını paylaşan bir arkadaşım var. Mesela dördüncü senesinde kazanmış ve hani gerçekten bu çok olağan bir şey değil. Duymuyoruz çok fazla ama istediğin bir şey için çalışıp çabalayacaksan hiç fark etmez. Yeter ki enerjin olsun, enerjini doğru kullan. O zaman mutlaka ve mutlaka iyi bir sonuç alacaksın diye düşünüyorum. O yüzden sen de iyi ki ilk senende değildi, ikinci senende olmuş. Kısmet. İlk evet. Yıldız olmuş, ilk Marmara olmuş. Kısmetiz bu şekilde. Peki şimdi üniversiteye gittin. Üniversitede senin şöyle bir durumun var. Sen kimyaya giriş yaptın. Ama kimyadan devam etmedin. Bu süreci bize anlat bakalım. Neler oldu, neler yaşandı? Çok değişik şeyler yaşadım. Şöyle, ilk senenin sonunda hem iç transfer hem de çap yaptım. Evet, iç transfer öncelikle. İç transfer nasıl yapılıyor? Senin zamanında nasıl yapılıyordu ve sen nasıl yaptın? Bunun koşulları nelerdi? Yine aynı şekilde çap ne zaman yapılabiliyor? Ve yine koşulları nelerdi? Sen neler tercih etmiştin? Hangileri oldu? İlk senenin sonunda 3 ve üzeri ağırlıklı genel not ortalaması olan herkes birbirini kabul eden, örneğin kimyadan matematik, fizikten kimya gibi bölüm koşulu da var. Her bölüm bölümü kabul etmiyor, diğer bölümü. Puanı olan her öğrenci başvurabiliyor birinci senenin sonunda. İç transfer ya da çapa ayrı ayrı ya da ikisi beraber başvurabiliyorsunuz. Ama başvurduğunuz kişilerin puanları da çok önemli. Örneğin evet. Aynı bölüme iki kişi başvurdunuz. Birinin puanı sizinkinden yüksekse siz kabul edemeyebilirsiniz. Ve üç tane tercih hakkınız oluyor. Evet. Ben matematik bölümünü yazmıştım iç transferde. Çap'ta da matematik mühendisliğini yazmıştım. Benim birer tane tercihim vardı. Hani tamamen matematik üzerine odaklanmak istemiştim. Hani lisede gelen hedefimle örtüşerek. Aslında bir nevi endüstri mühendisliği de içimde kalmıştı açıkçası. Hı-hı. Bununla beraber ama ben Davutpaşa kampüsündeydim. Endüstri mühendisliği Beşiktaş kampüsünde. Hani arada zaman ve trafik farkından dolayı dersleri kaçıramam ya da okul ekstradan bir iki sene daha uzar korkusuyla endüstri mühendisliği yazmamıştım. Bizim zamanımızda şeyi bir eklemek istiyorum Derya, burada sözünü kesiyorum. Bizim zamanımızda okulu zamanında bitirmek diye bir şey vardı. Biz biraz lisenin devamı bir nesil gibiydik ve hani okulda zamanında bitmeli, hiç uzatma fikri aklımızın ucundan bile geçmiyordu. Hatta ne kadar kısa sürede bitirirsek o kadar iyi diye düşünüyorduk. Normalde kesinlikle. Ne olacak? Endüstri mühendisi iki tane bölüm okuduktan sonra uzatsın diye evet. Düşünebilirsin belki. Ama şöyle düşünüyorum. Hani eğer o yıllara tekrar geri dönseydim kesinlikle bir bölüm okurdum. Yani hedefim olan bölümde ya iç transfer yapardım diye düşünüyorum. Çünkü çap yapmanın getirmiş olduğu inanılmaz derecede zorluklar var. Her bölümden birer ya da ikişer tane finale girmek varken ben en az 3-4 tane finale birden giriyordum. Hani onun getirdiği psikolojik olarak yük inanılmaz derecede hissediliyordu.
Yazın evet, kullanmaya gidiyordu. Yıldız'ın şöyle bir durumu vardı. Genel olarak üniversiteler bir vize bir finalken Yıldız iki vize bir finaldi. Biz maalesef sınavlara başlıyorduk ve her ay artık sınav alıyorduk. Maraton şeklinde. Yani Yıldız maraton şeklindeydi kesinlikle. Evet, yani okulda sınav dönemi başladıktan sonra sürekli sınav oluyorsun. O şekilde geçiyordu. Dediğin gibi yaz okulları belki seni biraz burada rahatlatmış olabilir. Yaz okullarında genelde alttan ya da üstten, üstten tamamlamak için, alttan da eksikler varsa onu kapatmak için dersler alıyordum. Bir de hani düşük not aldığım için yükseltmek istediğim dersler de olabiliyordu. Evet. Özellikle bana inek öğrenci diyebilir miyiz Derya? Aslında değilim, hani biliyorsunuz Zeynep, hani çok fazla evet çalışmıyordum ama şunu söylemek istiyorum. Ben dersi derste dinlerdim. Yani kesinlikle ders kaçırmamaya özen gösterirdim. Onun dışında böyle hani son dakikada çalışan insanlardandım genelde. Evet. Beraber ders çalışırdık. Evet, aynen öyle. Sabahlardık. Ama şöyle çap yapmanın da getirdiği güzellikler var. Şöyle farklı bölümlerden farklı arkadaşlar edinebiliyorsunuz. Farklı sosyal ortamlara giriyorsunuz. Ve iş hayatında da aldığınız farklı dersler size inanılmaz katkı sağlıyor ve fark arttırıyor. Kesinlikle. Senin için de böyle olduğunu düşünüyorum. Yani senin iş, aslında senin iş hayatını belirleyen dersler kesinlikle matematik mühendisliğinde, yani çapta aldığın dersler oldu. Kesinlikle. Evet, matematik bölümünde de işte bilgisayarla ilgili bölümler var, kodlamayla ilgili bölümler var ama bizde o kadar fazla değil. Matematik mühendisliğinde aldığım algoritma ve veri yapıları, veri yönetimi, sistem analizi, sistem programlama gibi dersler benim hala şu anda iş hayatında kullandığım konuların bütününü oluşturuyor. Yani matematik mühendisliği hem bilgisayar hem endüstri hem de matematik bölümlerinin kesişim noktaları olduğu için gerçekten şu anda da kullanıyorum. Onları iş hayatımda aktif olarak kullanıyorum. Ve inanılmaz derecede güzel bir temel oluşturdu. Çok güzel. Peki sen iç transfer yaptıktan sonra artık kimya ile bir işin kalmadı. Senin bölümün matematik, çap yaptığın bölümde matematik mühendisliği oldu. Peki evet, tam olarak bu süreç, üniversiteye girdin ve üniversiteden çıkacaksın. Kaç sene sürdü? Matematik bölümünü 3,5 senede bitirdim. Matematik mühendisliğinden de onur öğrencisi olarak mezun oldum. Çok tebrik ediyorum. Buraları öyle kalpler kalpler her yere serpiştiriyorum. Patlatıyorum. Çok teşekkür ederim Zeynep. Ama şunu söyleyebilirim. Hani diplomanızda onur öğrencisi olmanız iş hayatında hiçbir şey ifade etmiyor. Olsun, bizim için ifade ediyor. Gönüllerimizde ifade ediyor. Belki yani akademik olarak ilerlemek isteyenler olursa onlar için avantaj getirebilir. Ha, kesinlikle. Yüksek lisans, doktora kısımlarında kesinlikle. Kendi okulunuzda da özellikle devam etmek istiyor olursanız mutlaka ve mutlaka fark edecektir. Bir etkisi olacaktır diye düşünüyorum. Peki kesinlikle, üniversitede akademik kısmı konuştuk seninle. Akademik kısım dışında neler yaptın? Sosyal olarak nasıldın? Çünkü ben hep söylüyorum genç arkadaşlarımıza, ya üniversite akademik olarak önemli, bu %100, ama onun dışında bence sosyal olarak çok daha önemli. Çünkü orada birçok farklı yerden, farklı şehirden, farklı ülkeden insanlarla bir arada oluyorsunuz. Öğretmenleriniz, işte doçentler, profesörler, hepsinden farklı farklı faydalanabiliyorsunuz. Bir de üstüne kulüpler. Ya bu farklı bölümler, farklı insanlar gerçekten bambaşka bir kapı açıyor size kültürel ve sosyal anlamda, böyle düşünüyorum. O yüzden bu kısımdan da çok bahsetmeni isterim. Tabii. Üniversitede ben hani birçok kulübe üyeydim. Fotoğraf kulübüne üyeydim. Cuma günleri teknik seminerler, kurslar olurdu. Pazar günleri de İstanbul içi ya da İstanbul'a yakın yerleri fotoğraflama imkanımız oluyordu. Farklı insanları tanıma, farklı yerlere gitme inanılmaz derecede iyi geliyordu. Hani dersler sırasında verdiğiniz böyle uzun soluklu bir şey, mola gibi düşünebilirsiniz.
Çok güzel. Bunun dışında çap için gitmeyi göze alamadığım Beşiktaş kampüsüne sadece içerisinde hani matematik mühendisliği ya da matematikten biri olarak ben vardım. Yani şöyle, kalite ve verimlilik kulübünde genelde makine veya endüstri mühendisleri yer alırdı. Ben de aktif olarak organizasyon takımında üyelerden birisiydim. Kulübün bana inanılmaz katkıları oldu. Şöyle, farklı insanlarla iletişim kurma, organizasyonda seminerleri ayarlama gibi inanılmaz getirileri oldu. O yüzden buradan gençlere de üniversitede mutlaka aktif olarak rol alabileceğiniz kulüplere üye olmanızı tavsiye ederim. Ya kesinlikle çok güzel bir şey kulüpler. Seninle aynı fikirdeyim. Hem kendi alanını tanıyabiliyorsun. Yani kendini tanıyabiliyorsun. Farklı neler yapabilirim görebiliyorsun. Bu da güzel. Hem de dediğin gibi bir organizasyonda ya görev alıyorsun, iş yapıyorsun, başka bir şey oluşturuyorsun, daha oradan öğreniyorsun. Okuldan çıkıp bir işe gittiğin zaman o zorluklar vardır, mutlaka yine olur ama en azından bir şey, birileriyle görüşmek, sonuçta oraya yönetici davet ediyorsun, oraya çalışan insan davet ediyorsun, onlarla mailleşmek, iletişim kurmak, onları davet etmek, ağırlamak, hepsi ayrı birer kazanç. Zaten orada onları dinlemek, o da ayrı, çok keyifliydi, bizim için de öyle. Çok çok güzeldi. Peki sen üniversitede hiç staj yaptın mı? Ya da çalıştın mı herhangi bir yerde? Böyle bir deneyimin oldu mu? Benim 3 tane zorunlu stajım vardı. Hı-hı. Birincisini belediyede yapmıştım. İkincisini OYTEK'te sistem analizi üzerine yapmıştım. Üçüncüsünü de General Mobile'da yapmıştım. Özellikle ikinci staj benim iş hayatımın temelini oluşturmasında inanılmaz derecede önemliydi. İkinci stajını tekrar söyler misin nerede olduğunu ve nasıl bir pozisyondu ki senin için önemli oldu? İkinci staj OYTEK'te sistem analizi üzerine staj yaptım. Şöyle, bizim aynı zamanda aynı isimde sistem analizi diye bir dersimiz vardı. Oradaki evet. bilgilerin iş hayatında nasıl uyarlanabileceğini görmek ve hani onların teorikten pratiğe dökülmesi beni çok heyecanlandırmıştı ve ben bir gün hani sistem analizi üzerine çalışacağım diye kendime hedef koymuştum. Ve çok bunu güzel. Da iş hayatımın ilk senesinden sonra gerçekleştirebilmiştim. Çok çok güzel, inanılmaz faydalı olmuş. Peki başka stajlar, bu mesela iş alanında faydalı oldu. Diğerlerinin ne faydası olduğunu söylersin? Şöyle, ilk stajımda belediyede bilgi işlem departmanında olmuştu. Hı-hı. Orada hani stajyerlere genelde böyle angarya işler verilir ya. Evet. Bana da o zamanlar haritalar yeni yeni böyle adresleniyordu. İşte nerede eczane var, nerede okul var gibi. Bana Hı-hı. da böyle sayfalarca şey veri girişi yapmam için adres bilgileri vermişlerdi. Ve o beni inanılmaz derecede baymıştı. Ben orada şeye karar vermiştim. O olumsuzluktan kendime ders çıkarmıştım. Hani ben kesinlikle operasyonel bir işte çalışmak istemiyorum. Hani böyle rutin bir iş demek ki beni sıkıyor. Dolayısıyla hani daha böyle yenilik katabileceğin, hani kendinin geliştirebileceği bir şeyler olması fikrini bana o staj benimsetmişti. Yani kötü şeylerin de olumlu tarafları var diyebiliriz. Ya krizi fırsata çevirmek gibi, hani neyi evet. yapmayacağımı anlamıştım ben ilk stajımda. Bu da çok önemli bu arada. Zaman kaybetmiyorsun. Onu stajda gönderdin. Kesinlikle. Çok güzel. Peki Derya, öğrenci Derya'ya, lisedeki, üniversitedeki öğrenci Derya'ya neler söylersin? Üniversitedeki Derya'ya keşke çap yapmasaydım derdim. Yani sadece matematik ile alakalı bir bölüm okumam aslında benim yeterli olurmuş. Çünkü iş hayatına geçtikten sonra gerçekten şunu, çok klasik ama insan anlıyor. Geçmişe baktığımızda derslerle ilgili hatırladıklarımız var ama önemli olan arkadaşlarla beraber vakit geçirmek, sosyalleşmek, katıldığınız aktiviteler, seminerler,
kariyer günleri örneğin ya da kulüp faaliyetleri. Dolayısıyla bu kadar kendimi hırpalamama aslında gerek yokmuş diyorum. Peki, teşekkür ediyoruz Derya katıldığın için. Gerçekten bizimle deneyimlerini paylaştığın için çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra başka bir serimiz daha var, kariyer yolculuğu. Umarım orada da görüşürüz. Kendine çok çok iyi bak. Bizimle teşekkür ederim Zeynep. Yine birlikte olacaksın diye umut ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve Eyüp Bey kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.